Az önce izlediğimiz işin soruşturma boyutuydu tabii. Peki o kirli çark nasıl dönüyor ve kurbanlar bu batağa nasıl çekiliyor? Yasa dışı bahis ve kara para aklama yöntemleri gerçekten akıl alır gibi değil. Tezgahın perde arkasını Samet Özsaylan ve Arif Soner Kalkan araştırdı. Arkadaşlarımızın notlarını izliyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı belki de Pandora'nın kutusunu açtı diyebilir. Ucu şimdilik 16 kişiye uzansa da sanal bahis reklamı yapan da bahis sitelerini açan da artık kıskaca girmiş durumda. Soruşturma giderek genişliyor çünkü liste uzun ve o listede daha birçok kişinin adı geçiyor. Bahis operasyonunu önümüzdeki günlerde çok çok daha fazla duyacağız. Bunun temeline bakacak olursak da geçen sene sadece Maliye Bakanlığı'nın verilerine baktığımız zaman 230 bin küsür gencin hesapları kullanılmış durumdaydı. Önceden yasa dışı ortamlarda dönen bahis artık sanal ortama girmesiyle birlikte cebimize kadar girmiş durumda. Ancak cebe giren kadar çıkan da önemli çünkü hemen hemen herkesin cebinden on binlerce, yüz binlerce lira çıkıyor ve bunlar da kredi bataklığına sürüklüyor ve sanal ortamdaki bahiste dönen para milyarlarca lirayı buluyor. Şimdi Birleşmiş Milletler'in verilerine baktığımızda dünyada bahisten dönen para 1.7 katrilyon dolar. Sadece Türkiye'de tahmin edilen 55-60 milyar dolar civarında bir paranın döndüğü tahmin ediliyor. O yüzden de bu operasyonlar Türk ekonomisine de çok ciddi bir anlamda darbe vurduğunu belirtebiliriz. Madde bağımlılığında en çok korktuğumuz şeylerden biri torbacının aynı binada ya da aynı mahallede olması iken kumar bağımlılığında maalesef ya da bahis bağımlılığında torbacı cebimizdedir. Peki ama bu bağımlılık neden oluşuyor? Gençler bu bataklığa neden düşüyor? Para kazanma hırsı bir faktördür. Fakat macera arayışı, haz alma, heyecan arayışı bunlar bütün bağımlılıklarda aslında başlıyorlar. Psikolojiden çok anlayan kişiler genelde bu siteleri yönetiyor. Bir kez haz almaya başlayan genç bu defa reklamlarla önünü alamaz şekilde sürükleniyor. Ve bu noktada akla gelen bir diğer soru. Kirli tezgah nasıl işliyor? Bahisçilerin en önemli argümanı reklamdı. Reklamlar üzerinden, sosyal medyadaki reklamlar üzerinden kendilerine yeni ağ sisteminde oyuncular buluyorlardı ya da hesaplarını kullandıracak kişileri temin ediyorlar. Siz bir psikiyatr, uzman isim olarak bir bahis sitesi yapsanız mesela şu an. Mesela neyle daha çok çekebileceğinizi düşünürsünüz insanları? Şimdi şöyle, önce kazandırırsın, ondan sonra kaybettirirsin. O yenilen pehlivan güreşe doymaz kaidesiyle tekrar oynamasını sağlarsın, tekrar kaybettirirsin, sonra bir kısmını kazanmasını sağlarsın.